Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına NİDE milletvekilimiz Sayın Ömer Fethi Gürer konuşacaktır. Buyurun Sayın Gürer. Süreniz 3 dakika. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, bütçenin süresiyle ilgili, görüşme süresiyle ilgili önergeyi görüşüyoruz. Bildiğiniz gibi bütçe yalnızca Cumhurbaşkanlığı iktidarı değil, muhalefetiyle, insanıyla bu ülkede yaşayan herkes ilgilendiriyor. Komisyon çalışmalarına katıldı. Bu bütçede esasında işçi yok, memur yok, çiftçi yok, esnaf yok, engelli yok, emekli yok. Ama bunun yanında sağlıkta, eğitimde, ülkede yaşanan sorunlarla ilgili önerilerimizi dikkate alan da yok. Onun için bu sürenin Cumhuriyet Halk Partisi önerisi doğrusunu 19 gün olmasını talep etmiştik. Çünkü halkımız ne olduğunu görmeli. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ülkenin sorunlarına bütün partilerin nasıl baktığını da öğrenmeli. Yalnızca vatandaşın bilgisinden kaçırarak bir işi yapıyormuş gibi gösterip özünde nasıl yapılmadığının da gösterge yerinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bütçe görüşmeleri olmalı. Çünkü her yerde kentlere söz veriliyor, insanlara söz veriliyor ama bunlarla ilgili mecliste ne görüşme yapılıyor, ne sonuç alınıyor. Ne emeklilikte yaşa takılanların sorunu çözülüyor, ne taşeronun sorunu çözülüyor, ne emeklilikte intibak yasası nedeniyle mağdur olanlarla ilgili bir düzenleme yapılıyor, ne 10 yaşında çalışan çocukların mağduriyeti görülüyor, ne kadınlar için bir şey var, ne gençler için bir şey var. Varsa yoksa kendi düşüncelerine uygun davranış ve anlayışla talimat doğrultusunda getirilenlerin oylaması var. Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz bu süreci içimize sindiremiyoruz. Ülkenin sorunlarını konuşalım. Muhalefet olarak biz yapıcı önerilerde bulunuyoruz. Her gün zam yaptığınız, elektrikle, doğalgazla ilgili canını okuduğunuz, halka gidip ürettiği ürün için depo basacağınıza, onların sorunlarını çözüm üretin, üretimdeki maliyet girdilerini düşürün, besicinin, hayvanı olanın yaşadığı sıkıntıları aşmak için destek verin diyoruz. Bakınız, Tarım Bakanlığı'nın bütçesi gelecek. Şu desteği yaptık, bunu yaptık diye sizlere de not verip konuşturacaklar. Alana gidiyorsunuz, çiftçi mağdur. İşçilere gidiyorsunuz. İş kazalarından bu ülke Avrupa'da birinci, dünyada üçüncü. Bakan gelecek buraya, işçiye şunu yaptık, memura bunu yaptık diyecek. Esas olan muhalefetinde ne yapılmadığını göstereceği zamanı tanıyın. Neden, kimden, neyi kaçırıyorsunuz? 12 gün konuşacağımıza 19 gün görüşelim. Cumhuriyet Halk Partisi olarak her konunun, terör dahil her konunun bu mecliste konuşulmasını, halkın gözü önünde her düşüncenin açıkça görülmesini talep ediyoruz. Çünkü doğru olan gerçeklerin bilinmesidir. Gerçekleri ne kadar saklarsanız saklayın, yaşananlarla bu halk gerçekleri görüyor. Teşekkür ederim. Değerli milletvekilleri, öneri üzerindeki görüşmeler sona ermiştir. Öneriyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, öneri kabul edilmiştir. Sayın Subaşı, 60'a göre sisteme girmişsiniz. Talebinizi ilettiniz. Buyurun, bir dakika vereyim. Sonra Sayın Tanal size söz vereceğim. Buyurun. Sayın Başkan, teşekkür ediyorum. Biraz önceki geçen konuda ben davanın içeriğini bilmiyorum. Ama Cumhurbaşkanı'nın bir hamlemiz var dedikten sonra İstinaf Mahkemesi'nin süratle onaylaması ve yargının sonuca hükme ulaştırılması gerçekten yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı adına düşündürücü olmuştur. Davanın içeriğini çözmek, bu konudaki iddialar ve çözümü tamamen bağımsız ve tarafsız yargınındır. Tartışılan konu bu olmamalıydı ama 138. maddedeki yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı bu devlet sisteminin en önemli güvencesidir. Cumhurbaşkanının ya da siyasi iradenin bu konuda hamlem var demesi bunu kuşkusuz.
Teşekkür ederim. Sayın Tanal. Teşekkür ederim değerli başkanım, değerli milletvekilleri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Değerli bakanım, başkanım, benim evime gelen telefon faturaları var. Şimdi mesela Eylül ayında gelen telefon elektrik faturasının asıl borcum 21 lira. 6 tane kalemle birlikte 39 liraya tekabül etmiş. 6 tane kalemle birlikte. Yani 19 lira elektrik faturası kadar 19 TL 6 kalemden ibaret bir ilave var. Burada dikkatimi çeken husus şu. Dağıtım bedeli Eylül ayında 10 lira geliyor. Ekim ayında dağıtım bedeli 8 lira geliyor. Ben Yıldız'da oturuyorum. Yani o caddede dünya kadar konut var. Dünya kadar ev var. Otobüse binse bu parayı bulmaz. Taksiye binse bu parayı bulmaz. Yani Allah rızası için adında adalet olan Adalet Partili arkadaşlar, bu adaletsizliği önleyelim. Bu teşekkür ederim Sayın Tanal. Sayın Tuğrul, siz de 60'a göre talep ettiniz. Buyurun, ben size de veriyorum. Toparlayalım. Ondan sonra 37'ye göre bir öneri var. Onu görüşeceğiz. Teşekkür ederim başkan. Sayın başkan, şimdi AKP sözcüleri konuştuğunda gerçekten bir algı yaratarak toplumu yanıltıyorlar. Şimdi biraz önce sanki Sayın Selahattin Demirtaş aldığı cezası 6-8 Ekim olaylarındanmış gibi bir kanı ortaya çıkıyor. Alınan ceza, biraz önce de söyledim, 2013 Nevroz'unda İstanbul'da yapılan bir konuşmadır. Yine Sayın Başkan, biliyorsunuz AKP İnsan Hakları Mahkemesi kararını tanımadığını söylediğinde, uygulamayacağını söylediğinde 3 aylık itiraz süresine güvenmişti. Şimdi bugün daha yeni aldığımız bir habere göre istinafın kararına itiraz süresi daha dolmamışken Sayın Sırrı Süreyya Önder'in evine polisler Sayın Sırrı Süreyya Önder'i almak üzere gidiyorlar. Hani itiraz süresi, madem öyle, belki itirazda istinaf mahkemesi vazgeçecektir kararında. İşinize gel. Teşekkür ederim. Sayın Barut, siz de sisteme girmişsiniz. Hemen ifade edin ve ondan sonra 37'yi değerlendirelim. Sayın Başkan, Meclis Başkanımız Binali Yıldırım'a sormak istiyorum. Bizler Yüce Meclis'te 5 aydır görev yapıyoruz. Halkın oylarıyla seçilmiş olan bizlerin, ülkemizin ve seçim bölgemizin sorunlarına çözüm üretmek, her koşulda halkımızın sesi olmak en temel görevimizdir. Bizler halkın vekilleriyiz. Gazi Meclis'te konuşuyoruz, yazılı ve sözlü sorular soruyoruz. Meclis iş tüzüğünde yer almasına karşın bir türlü gereken yanıtları alamıyoruz. Bu durumu nasıl izah ediyorsunuz? Zaten yapılan değişikliklerle meclisin yetkileri kısıtlandı. Şimdi milletvekillerini de yok sayarak, onların sordukları sorulara yanıt vermeyerek ne yapmayı amaçlıyorsunuz? Böyle bir anlayışı kabul etmek mümkün değildir. Sizlerden lütuf beklemiyoruz. Milletvekillerinin sorularına yanıt vermek zorundasınız. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim.